Sevgili izleyicilerimiz Uyanış adlı programımıza hoş geldiniz. Ben Pastör Güçlü Erman. Bu programda özel bir konuğum var. Ankara Kurtuluş Kilisesi'nin Pastörü İhsan Özbek birlikteyiz. Ve Tanrı'nın sözünü paylaşmaktayız. Pastör İhsan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim sizi sormalı. Çok iyi çok iyi. Ve Rabb'e hizmet edip insanlara müjdeyi duyurmak için çalışıyoruz. En büyük amacımız bu, bu programlarda. Amin. Amin. Çünkü iyi bir haber var. Bütün dünyanın duyması gereken değil mi? Doğru. Siz de uzun yıllardır Türkiye'de e, hizmet ediyorsunuz bir kilise pastörü olarak da binlerce insanla tabii ki e, Tanrı'nın sözünü paylaştınız bugüne kadar hem kilisede vaaz ederek hem birçok konferanslarda belki toplantılarda da Tanrı sözünü paylaşarak insanlara ulaşmak için e, çalışıyorsunuz çünkü bize verilen önemli bir görev vardı İsa Mesih gidin müjdeyi bütün uluslara duyurun dedi. Hı hı. E ee, tabii müjdeyi duyurma, duyurmadan insanların rablet yani biz biz onları müjdeyi duyurmazsak onlar da iman edemez ve Tanrı'yla tanışamazlar. Evet. Doğru. Ee, tabii bunca yıl insanlara hizmet ediyorsunuz, e, Tanrı sözünü paylaşıyorsunuz. Yani burada bir fırsatınız var özellikle e, bu müjdeyi paylaşmak için. E, tabii insanların çok ön yargıları da var. Buna daha önce başka bir programımıza değinmiştiniz. Siz de buna benzer klasik ön yargıları olan bir insan olarak Hristiyanlık hakkında e, bu serevene çıktınız ve İncil okuyarak başladınız ama İsa ile tanıştığınızı söylemiştiniz. Yani bir insan nasıl Hristiyan olur? Hristiyan olmak nedir? Ülkemizde bu konuda hakikaten çok ön yargı var. Ama Tanrı'nın sözüne bakarak da bence bu müjdeyi onlara iletmeliyiz. Doğru. Yani çok aslında insan hayatının içerisinde uzunca denecek bir süredir kilisede hizmet ediyorum. 20 yıla yaklaşıyor. O 20 yıl içerisinde bir sürü insan, söylediğiniz gibi binlerce insanla karşılaşmak durumunda olduk. Kilisemize insanlar geliyorlar. Kilisemizin adı, adresi değişik şekillerde basında duyuluyor. Basında duyuldukça insanlar geliyor. Bazen biz özellikle az önce ifade ettiğiniz gibi müjdeyi paylaşıyoruz. İsa'nın bildirisi bizim için müjde. Ee, insanlara müjde, İsa sizin için şunu yaptı diye paylaştığımız bildiriyi insanlar aslında Türkiye'de çok iyi bilmiyorlar. O yüzden kilisemize geldikleri zamanlar insanlar belli ön yargılarla geliyorlar. Ee, neler mesela? Bazen insanlar geliyorlar sanki batı ülkelerine gitmek için vize alabilecekleri yer ya da vizelere aracılık edilecek kurum gibi görüyorlar kiliseyi. Evet. Ee, i̇şte ya geliyorlar ben nasıl... Batı'ya gidebilirim. işte Hristiyan olsam gidebilir miyim diyorlar. Aslında kiliselerin bunlarla hiçbir ilgisi yok. Ya da işte bir yabancı kızla, yabancı erkekle evlensem belki yurt dışına gidebilirim diye düşünüyorlar. kiliseler o işlere de bakmıyor aslında. Bazen iş bulmaya geliyorlar. İş ve işçi Bulma Kurumu'na değil kiliseye geliyor insanlar. <laughs> Sanki evet. biz onlara iş bulacağız <laughs> falan. Gibi. Bir ara çok meşhurdum. Ee, i̇ncil'lerin incilerin içerisinden 100 dolar çıkıyor işte 250 dolar çıkıyor gibi kiliseden maaş veriyorlar insanları gibi. Hiçbirinin aslı astarı yok. Ee, bir laf var Türkçe'de işte delinin biri kuyuya taş atar 40 akıllı çıkaramaz diye. Birisi söylemiş işte incillerin incilerin içerisine 100 dolar koyuyorlar diye hala bu, buna inanılıyor. Oysa keşke kiliseler o kadar zengin olsa ee, kiliseler aslında Tanrı'nın sözünü duyurmaya uğraşıyorlar ve o tür şeylerle ilişkisi yok. Ama kiliselerin Tanrı'nın sözünü duyurmaya uğraşmalarının sebebi insanların aslında Tanrı'nın sözüne duymaya ihtiyaçları olması. İnsanlar Tanrı ile ilişkileri yoksa eksik oluyorlar. Her zaman hayatlarını tamamlamak için bir şeyler arıyorlar. Vaiz kitabında bir söz var. Şöyle diyor. Oradan okuyalım. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Vaiz kitabının 3. bölüm 11. ayetinde öyle söylüyor. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. İnsanların yüreğinde tanrıyı arayan bir yer var. Bir tanrısız doldurulamayan bir yön var. O yüzden her insan hayatlarını tamamlamak için ya tanrıyı arıyorlar ya da tanrıdan uzaklaşıp başka şeyleri alarak orayı doldurmaya çalışıyorlar. İşte bazen e, eğlenceye çok dalıyorlar, hayatlarını eğlenceyle doldurarak e, Tanrı'nın yerini ikame edebileceklerini, doldurabileceklerini sanıyorlar. Bazen cinsellikle bunu doldurmaya çalışıyorlar ya da işte değişik şeyler, kumar, içki e, onunla doldurmaya çalışıyorlar. Ama Tanrı'nın yeri onlarla doldurulmuyor. Tanrı'nın yerini doldurmaya çalıştığımız her şey bir zaman sonra bizim hayatlarımıza daha büyük mutsuzluklar getiriyor. Eksikliklerimizin daha da arttığını görüyoruz. Sıkıntılarımızın daha çoğaldığını görüyoruz. Yine de insanlar aramaktan vazgeçemiyorlar. O sonsuzluğu Tanrı'yla, ilişkiyle tatmin olabilecek boşluğu doldurmak için çaba harcayıp duruyorlar. Tanrı'nın bütün dünyada yaptıklarını... İnsanlar bilinçli olarak ya da bilinçsizce fark ediyorlar. Yani insan hayatında ya da çiçeklerde, doğada e, her zaman Tanrı'nın yaptığı şeyleri görüyoruz. Ya da tarihe baktığımızda, yani İsa'nın hayatından, bir insanın hayatından e, kocaman bir Hristiyanlık aleminin ortaya çıkması gibi, İsa'nın hala insanların hayatlarını değiştiren bir öneme sahip olması gibi. Ee, ...insanlar görebiliyorlar bunu. Ee, yine de, yine de gündelik şeylerle tatmin etmeye çalışıyorlar. Tam anlayamadıkları için, kavrayamadıkları için. Ama hayat o kadar kocaman ki, ee, Tanrı'nın insana verdiği hayat o küçük şeylerle, e, bir zaman putlaşan eğlencelerle ya da ne diyeyim cinsellikle alışkanlıklarla, bağımlılıklarla çözülemeyecek kadar kocaman. Orada kaldığın zaman eğer Tanrı ile ilişkin yoksa yalnız, çaresiz, mutsuz kalıyorsun. Herkesin Tanrı'ya ihtiyacı var. Herkesin. Tanrısız yaşamak mümkün değil. Tanrısız yaşanıyor ama Tanrı'nın istediği gibi yaşanmıyor. Tanrı insanların mutlu, esenlikli, kendisiyle ilişkiden tatmin alan ...bir şekilde yaşamasını istiyorlar istiyor ama insanlar mutsuz acı içerisinde yalnız yaşıyorlar Tanrıdan uzakta oldukları için evet. Tanrıya ihtiyaç var hastalandığımızda Tanrıya ihtiyaç var hı hı. yani e, bazen işte hastalandığımız zaman işte size bir çorba getiren ya da sırtınızı sıvazlayan bir insanın e, eline ihtiyaç duyarsınız ama hastalandığınızda aslında Onlardan daha ötesine de ihtiyaç duyuyorsunuz. Ölüme ilişkin, geleceğe ilişkin ya da hastalığınızın vereceği acılara ilişkin bir teselli arıyorsunuz. Çorba iyi. İnsanın sırtının sıvazlanması iyi ama daha derinlerde tatmin olması gereken şeyler var. Ya da yalnızlıkta. Tanrı kocaman dünyayı verdi ama dünya o kadar meşgul hale geldi ki İnsanların birbirini ayıracak zamanları kalmıyor. Hele büyük şehirlerde insanlar birbirlerinden tamamen kopuk yaşıyorlar, yalnızlaşıyorlar, mutsuzlaşıyorlar ve gündelik rutinin içerisinde kaybolup gidiyorlar. Akşam eve geldiklerinde ne çocuklarıyla çocukları ne eşleriyle eğer varsa o da giderek insanlar daha bekar yaşamayı seçiyorlar çünkü ya da boşanıyorlar sürekli. O yalnızlıklarını tatmin edecek kimseleri olmuyor. Evlilikler bozuluyor, çocuklar dağılıyor, e, Tanrıyla tatmin olamayan insanlar ilişkiyi unutuyorlar. Tarihte hep insanların ihtiyaç Tanrıya ihtiyaç duyduğunu biliyoruz, hep e, ama hep korkularıyla birleştirmişler Tanrıya ihtiyacı. İşte ilk insanlardan bakarsak. E, İlk başta ormana tapmışlar. Kocaman işte onlara yiyecek sağlayan, besin sağlayan, aslında koruyan bir orman insanlar için kutsal olmuş. İşte bu ilahi gücü vardır diye. Ama ormanın üzerine bir yıldırım çaktığında, orman yanmaya başladığında ha bu yıldırım ormandan daha güçlü demişler. <laughs> e o zaman ormana tapmayı bırakalım, yıldırıma tapalım diye. Sonra yağmur yağmış. Yangını söndürmüş. E, bu yağmur daha iyi herhalde, daha etkili demişler. Yağmura tapmaya başlamışlar. Hep doğal güçler aramışlar sonra. E, ya da e, bilgi atalarına tapmaya başlamışlar. Hala e, Anadolu'da, Orta Doğu'da. Bunun izlerini görürüz, o mezar başındaki ibadetler, ermişlere edilen dualarda hep aynı izleri görüyoruz. Atalara tapınma, onların bilgesinden, kayırıcılığından faydalanma, ana babaya sığınma gibi hep korkuyla yapılan eylemler. İşte bir yatırın mezarına gidip çaput bağlama gibi şeyler. Hep çaresizliğin, umudu Tanrı'nın dışında başka yerlerde aramanın işaretleri korkunun işaretleri. İnsan hayatında korku hep egemen olmuş. Yalnızlığımız bize insanlardan, toplumdan korkmayı getiriyor. Hastalığımız hayatımızdan korkmayı getiriyor. Bir çare bulamıyoruz yalnızlığımızı gidermek için. Hayatımızı anlamlandırmak için bir çare bulamıyoruz. Hep biz kimiz diye soruyoruz. Yani ben bu dünyaya niye geldim? Benim hayatımın anlamı ne? Ben Kendimi nasıl tanıp tarif edeceğim, tanımlayacağım? Yalnızım, mutsuzum, çaresizim. Hep bu sorularla yaşıyor insanlar. Tanrı hayatlarında olmadığı için. Ne zaman e, sıkıntılarla karşılaşırlarsa hemen onun için şans diliyorlar. Tahtaya vuruyorlar. Ya da işte merdivenin altından geçmezsem şansım iyi geçecek. Bir tavşan e, ayağı bulunursa bir yerinde şansım iyi gidecek diye. Nazar boncuğu. <laughs> hele, hele bizde o nazar boncuğu dediğin gibi. Çok, çok popüler iyi. yani her yerde binalara takarlar, otobüsler, her taraf nazar boncuğu. Ben geçen de bir uçakta gördüm. <laughs> Uçak, uçaklarda da var. Uçaklarda da var. Yani kocaman bir nazar boncuğu evet. asıyorlar. uçağa Şaşırdım. Teknoloji, <laughs> yani o nazar boncuğuna dayanıyor Şöyle bir nazar boncuğu Neden? uçakta gördüm. Çünkü evet. korkuyla yaşıyor insanlar. Yani kendilerini koruyacak bir güç olsun. Evet. O nazar boncuğu aslında bir gözdür. O gözün koruyuculuğu altında olduğunuzu söylüyoruz. Bir tür putperestlik. Evet. E, hayatımızdan onları uzaklaştırmamız gerek. Korkularımız da e, baş edebilmenin yolu nazar boncukları değil ya da korkumuzun kaynağı olan şeylere tapınmak değil. Çok daha farklı bir şey. Ama onlara belki sonra gireriz. Evet. Yani korku çok önemli gerçekten. E, korku odaklı olması. Ama biz kutsal kitaba baktığımız zaman korku değil sevgi tanrısını görüyoruz. Doğru. Ve tabii ki o tanrının yetkin sevgisini bütün korkularımızı silip attığını görüyoruz. Gerçekten olağanüstü. Ee, korku yani paylaştığınız şu, o söylediğiniz şey gerçekten çok etkiledi. İnsanlar korktukları şey tapıyorlar. Ee, korkuyla korkuyla yönelen dinlerde de tabii aynı şeyi görüyoruz. Yani bunun üzerine bina etmemiz gerekiyor bence. Çok önemli bir konu. Bence insanları açmaya başladık bunu. Kısa bir ara verelim. Sevgili izleyeceğimiz bu kısardan sonra devam ediyoruz. Sakın ayrılmayın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 İman Yaşamı Hayatınızı değiştirecek bu seride iman sayesinde başarılı olmayı ve imanınızı geliştirmeyi öğreneceksiniz. Pastör Güçlerman'ın bu vaat setine ücretsiz sahip olmak için bize yazın. Posta kodu 136 Beyoğlu İstanbul, e-posta müjde SMS hattı 0534 611 8175 Sevgili izleyicilerimiz, Uyanış adlı programımız devam ediyor. Ben Pastör Güçlerman, konum olarak Ankara Kurtuluş Kilisesinin Pastörü İhsan Özbekle birlikteyiz ve Tanrı'yı arayan insanlara umut vermeye çalışıyoruz. Yani i̇nsanlar korkularından dolayı birçok tuhaf şeylere yöneliyor. Bahsettiğiniz gibi biraz evvel e, korktuğu şeylere tapıyor insanlar. Ama Tanrı e, bizim bu korkuyla yönelmemizi istemiyor, başka bir e, başka bir şeyle motive olmamızı istiyordu. Ve İsa Mesih müjdesi de bize bunu sunuyor. Aslında evet. o sevgi ve umudu insanların gerçekten aradığı o boşluğu doldurabilecek tek şey bu zaten değil mi? Doğru. Hep, hep ifade etmeye çalışıyorum. Biz müjde diyoruz. Sevindirici bir haber var. Evet. Senin hayatın için sevindirici bir haber var. Artık sen bu şekilde yaşamak durumunda değilsin diye. Ama bu dünya hep e, bir mücadele içerisinde geçiyor. E, dünyanın alışıla gelmiş kuralları ee, içindeki o günah nedeniyle, insanların günahlı yapısı, Tanrı'ya uygun olmayan davranışları nedeniyle karanlığın altında sürdürülen bir yaşam gibi oluyor. Karanlık, korku aracılığıyla insanların hayatlarını yönlendiriyor. İnsanlar karanlıktan çıkamasınlar, karanlığın içerisinde kalsınlar diye e, korku tutsak ediyor insanları ve korkularına tapıyorlar, korktuklarına tapıyorlar. Bazen korktuklarını tanımlamak için putlar yapmışlar eskiden. O putlara tapıyorlar. Putlar işte hiç kimsenin hayatını değiştiremeyen tahtalar. Ama o putlara astıklarında korkularını hatırlıyorlar. İşte az önce nazar boncuklarından söz ettik. Nazar boncukları aslında kötülüğün gözleridir. Evet ee, Öyle ki en üstün kötü olan bakışıyla diğer bütün kötülükleri uzaklaştırsın derler. O kötülüğün gözü insanların hayatlarındaki kötülükleri o bakışla uzaklaştıracak. Çok acayip bir şey. <laughs> evet, evet, evet. Ama Tanrı tam farklı. Müjde diyor ki artık bütün bu olumsuzluklar, terslikler, korku ortadan kalkabilir. Çünkü yepyeni bir şey, şey var hayatınızda. Olabilir. Eğer siz onu seçerseniz. İncil'de şöyle diyor. 1. Yuhanna 4. bölüm 18. ayet. Sevgide korku yoktur. Yetkin sevgi korkuyu siler atar diyor. Ee, Tanrı'nın önerdiği şey ise korkuyla yaşamak değil, sevgiyle yaşamak. Bir başka ayette diyor ki, Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu gönderdi. Tanrı Dünyayı seviyor, insanları seviyor. Dünya dediği şey bizleriz aslında, bütün insanlar. Bizi seviyor ve korkuyla yaşamamızı istemiyor. O sevgisiyle korkudan bizi özgür kılmak istiyor. Her birimiz Tanrı birlikte nasıl yaşayacağımızı bilemiyoruz doğal olarak. İşte o yüzden birilerinin müjdeyi anlatması lazım. Bu programda sizler de onu yapıyorsunuz, bizler de onu yapıyoruz. Hayat hizmetimiz içerisinde. Çünkü insanların korkunun tutsağı olmasını, korkuyla birlikte yaşamasını istemiyoruz. Oradan bir çıkış yolu var. Çıkış yolunu bilip oradan çıkmaları lazım. Bir çıkış yolu olduğunu, bir umudun olduğunu insanlara anlatabilmeye çalışıyoruz. Tanrı biricik oğlu İsa Mesih'i yeryüzüne gönderdi ve insanların arasında yaşadı. İnsanlar Tanrı'yı tanımaktan acizdirler. Tanrı her şeyin üstündedir. Her şeyden öte kutsaldır. İnsanlar doğal olarak anlayamazlar. Ama Tanrı insanlara kendisini anlatmak istedi. O yüzden İsa Mesih yeryüzüne geldi ve insanların arasında yaşadı. Herkese elini uzattı. İhtiyacı olan herkes, ona doğru yönelen herkes ise elini uzattı. Bir gün bir körü gördü, görme özürlü biri onun yanına geldi, e, elini uzattı onu iyileştirdi Bir başka zaman bir cüzamlı yanına geldi. Ee, ona dedi, e, istersen beni iyileştirebilirsin. İsa da isterim dedi. Çok basitçe. İsa ister. İsa bizim karanlıktan kurtulmamızı, hastalıktan kurtulmamızı, tutsaklıktan kurtulmamızı ister. Yeter ki İsa ile ilişki kurmaya çalışalım. Sevgiyle. Kurallar manzumesiyle değil ben size şu şu kuralları getirdim bu yasalara uyarsanız kurtulursunuz diye değil. Şşt. Ya da sizi yargılamam. Bu yasalara uyarsanız sizi yargılamam. Yine yine o korku bazlı oluyor değil mi aynı Tabii. şekilde? Korku bazlı bir inanç sistemi oluşturuyor ve insana korkularından dolayı bir şeyleri yapıyorlar. Yani dinlerde de aynı şeyi görüyoruz. O aynı motivasyon. Korku yine değil mi? doğru. Yani e, Hristiyanlığı diğer dinler gibi bir din gö görmemek lazım. Evet. Evet, kabaca yani insanlar sorduklarında biz diyoruz. Evet, dininiz nedir? Hristiyanız diye. Ama Hristiyanlık bunun ötesinde bir şey. Tanrı ile sevgi ilişkisini sürdürmek. Tanrı bize şu şu kurallara uyarsanız mutlu olursunuz. Şu şekilde yaşarsanız ben sizinle ilgilenebilirim. Ya da ilgilenmeyebilirim. Öyle demiyor. Tanrı koşulsuz bir şekilde diyor ki ben sizi seviyorum. Kim olursanız olun kim olursanız olun, hangi koşullarda yaşıyorsanız yaşayın. Hangi günahı işlemiş olursanız olun. Ne kadar kötü biri olursanız olun, Tanrı sizi seviyor ve sizin yaşadığınız o durumdan kurtulmanızı istiyor. Evet. Acılarınızdan dışarı çıkmanızı istiyor. Sizin sürekli günah işleyen durumdan artık günah işlemeyen duruma geçmenizi istiyor. İsa Mesih o yüzden insanların arasına geldi ve onlara gösterdi günahsız bir şekilde yaşamaya gayret edebilirsiniz. Benim gibi olmaya gayret edin dedi. İsa yaşadı, hiç günah işlemedi. Biz de gözümüzü İsa'ya dikip onun yaptıklarını kendimize örnek aldığımızda içimizde bulunduğumuz durumdan çıkabiliriz. Tabii ki onun yardımını almak lazım. Hem İsa'yı izlemek lazım hem de İsa'yı izlemek için Tanrı'nın yardımını istemek lazım. Ruhunu bize göster, gönder, ki İsa'yı izleyebilelim demek lazım. Korkuyu değil, sevgiyi, e, ilişkiyi sürdürmek lazım. Aman eyvah ben İsa'yı izlemezsem cehenneme giderim diye değil. Ben İsa'yı izlersem yaşadığım bu cehennemden kurtulurum diyebiliriz. İnsanlar aslında e, yeryüzünde cehennemin bir parçasını ceplerinde taşıyor gibiler. Sürekli acıyla, mutsuzlukla yaşıyorlar. Oysa Tanrı tam tersini öneriyor. İsa Mesih aracılığıyla Tanrı ile ilişki kurarsanız eğer hayatınız değişir, sonsuz hayat elde edersiniz. İsa e, Yuhanna 10. bölüm 10. ayette öyle diyor. Bol yaşamdan söz ediyor. Ben insanlara bol yaşam vermeye geldim diyor. Bütün mutsuzlukların içerisinden, korkularının içerisinden, yalnızlıkların içerisinden çıkıp Tanrının onlara vermek istediği bol yaşamı almaları lazım. Evet. Peki ya yani ilk başta sorduğum soruyu tekrar sorabiliriz. Yani neden bir insan e, Hristiyan olsun ki? Çünkü bütün o karanlığın içerisinde, çaresizliğin içerisinde Tanrı'ya ihtiyacı olduğunu fark eden insan ancak ve ancak İsa Mesih aracılığıyla o sevgiyi, kurtuluşu alabileceğini bilir. İsa bir yerde şöyle diyor, Yuhanna 14. bölüm 6. ayette. Yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gidemez. Baba Tanrı'yla, her şeye egemen Tanrı'yla ilişki kurmanın tek yolu İsa Mesih'tir. Eğer İsa'nın anlattığı gerçeklere kulak verirseniz İsa'nın öğrettiklerini dinlemeye, onları hayatlarınızda uygulamaya gayret ederseniz o zaman Tanrı'nın istediği bir yaşam tarzına sahip olabilirsiniz. Tanrı ile ilişkiye sahip olabilirsiniz. Bu yalnızca e, geçmişte kalan dini öğretileri kullanmak değil. Tanrı bugün kendi ruhu aracılığıyla insanlarla konuşuyor ve insanları kendisiyle yaşamaya yönlendiriyor. Eğer Tanrı ellerinizi açıp Rab ruhunu gönder bana derseniz onun ruhunun yönlendirişini ararsanız her durumda o zaman Tanrı ile yaşamanın ne demek olduğunu öğrenirsiniz. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz insanlara. İnsanlar aradıkları Tanrı'yı bulmak için o yüreklerindeki boşluğu doldurmak için karanlıktan, acıdan, mutsuzluktan, yalnızlıktan kurtulmak için Tanrı'ya bakabilirler. O Tanrı da ancak İsa Mesih aracılığıyla bizimle ilişki kurmak istiyor. Çünkü İnsanların bütün yaşamları içerisinde günahtan kurtulma, günahlarından, sorunlarından kurtulmanın tek yolu çarmıh. İsa çarmıhta bizim günahlarımızın bedelini ödedi. Bu mutsuzluğun sebebi günah, yalnızlığın sebebi günah ve bu günahın bir şekilde ortadan kalkması lazım. Bedelinin ödenmesi lazım. İşlenmiş suçların, hadi ben örttüm diyerek örtülmesi değil, bedelinin ödenmesi lazım. İşte İsa Mesih bunun için yeryüzüne geldi. Tanrı'nın sevgisini gösterdi. Ve hiç kimse acı çekmesi diye kendisi acı çekmeyi göze aldı. Her birimiz için, bütün dünyada yaşayan insanlar için çarmıhta öldü. Ve onun aracılığıyla, onun çarmıhtaki ölümüne iman ederek insanlar günahlarının etkisinden kurtuluyorlar. İsa Mesih ölü olarak kalmadı. Üçüncü gün ölümden dirildi. Eğer İsa'nın öldüğüne, kişinin günahları için öldüğüne ve sonsuz yaşam vermek üzere ölümden dirildiğine inanıyorsa insan kurtuluyor. İsa'yı Rabbi ve kurtarıcısı olarak kabul ederse kurtuluyor. Bu müjdedir. Evet. İnsanlar artık karanlıkta yaşamamalı. Çünkü müjde gerçek oldu insanların hayatında. Ve dünyaya ışık geldi İsa Mesih. Bu karanlık dünyaya ışık olarak geldi. Amin. Bizlere Doğru. o yolu göstermek için. Yol gerçek yaşam benim. Çünkü insana karanlıkta yolunu bulamıyorlar evet. işte. O yolu arayan insanlar karanlıkta yollarını bulamadıkları için de her türlü şeye başvuruyorlar. Ama ne zaman ışık parlıyor o zaman görüyorsun ki gittiğim yol aslında bir uçuruma doğru gidiyor. Birçok insan da bu uçuruma doğru giden yolda ama biz bugün onlara diyoruz ki cennete doğru giden başka bir yol daha var. O da İsa Abi. Mesih. Çok teşekkür ediyoruz Pastor İhsan paylaştıkların için. Gerçekten inanıyorum ki çok etkilendi bunu dinleyenler. Sevgili izleyicilerimiz size seslenmek istiyorum. Çünkü Tanrı bizim korkuyla değil, Onun sevgisiyle yaşamamızı istiyor. Doğru. Korkuyla motive olmamızı istemiyor. E, çünkü korku tutsaklıktır. Korku cezalandırmadan ölümden e, korkmanıza sebep olur. Çünkü O sonsuzluk bilincini, sonsuzluk kavramını Tanrı yüreklerimize koydu ve herkes biliyor, bir gün öleceğiz. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Ama ondan sonra ne olacak? İşte sizi bekleyen sonsuz bir yaşam, bir cennet var. Tanrı'nın yanında olmak, Onun görkeminde olmak ve bugün bir karar verebilirsiniz. Müjde de herkese bir seçim veriliyor. Tanrı bize lütfuyla bu armağanı sunuyor. Ama bizim karar verip imanla bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ve belki diyeceksiniz şu anda evet ben bunu yapmaya hazırım. Şu anda bu kararı vermek istiyorum. Yüreğimi açmak istiyorum. İman etmek istiyorum ve kabul etmek istiyorum Tanrı'nın bana sağladığı bu harika sevgiyi ve bu sonsuz lütfu. Bunu yapabilirsiniz. Bir dua edeceğim. Siz de bu duaya katılırsanız Bugün hayatınızda bu olağanüstü şey gerçekleşecek. Benimle birlikte dua edin. Sevgili Tanrım, sevgili Tanrım, yüreğime gel, yüreğime gel. İsa Mesih'i, İsa Mesih'i Rabbim, Rabbim ve kurtarıcım olarak, ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Kabul ediyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Günahlarımdan tövbe ediyorum. Beni bağışlamanı, beni bağışlamanı ve beni kurtarmanı istiyorum. Ve beni kurtarmanı istiyorum. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. İşte bu kadar müjde, iyi haber. Senin yaptığın bir karar vermekti. Tanrı'yı yüreğine çağırdın, onun oğlu İsa Mesih'i kabul ettin ve o senin bu çağrını işitti. Çünkü kutsal kitapta diyor ki Rabbin adına yakaran hiç kimse utandırılmayacak. O da bu çağrına cevap verdi ve seni bağışladı. Müjde, iyi haber. Senin için yeni bir başlangıç. Lütfen bize yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Paylaşın bizlerle eğer bu duayı ettiyseniz. Başka sorularınız, dua istekleriniz varsa bunları da yazın. Sizden işitmek istiyoruz. Pastor İhsan çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bizlerle birlikte olup paylaştığınız için. Sevgili izleyicimiz başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İncil, kitapçıklar, CD'ler ve broşürlerden oluşan ücretsiz bilgi paketini isteyiniz. Posta kutusu 136 Beyoğlu İstanbul. E-posta adresimiz mujdeturkiye.msn.com SMS hattımız 0534 611 81 75 Kutsal kitapta tanrı sözünde eğitilen, kendisini eğitenle bütün nimetleri paylaşsın diye yazılmıştır. Bu program ve hizmetimiz tıpkı sizin gibi Rabb'i seven ve bu hizmete ortak olan kişilerin sunularıyla mümkün olmaktadır. Sizi dualarınızla ve sunularınızla bu hizmete destek olmaya davet ediyoruz. Bereket alıyorsanız bereket olun. Böylece hem ödüllerimizi paylaşmış olursunuz hem de başka canları bereket olmuş olursunuz. Unutmayın az eken az biçer. Çok eken çok biçer.